Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın son gününde Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Washington'la başlıyoruz. Suriye'de hafta başında yüzü aşkın sivilin ölümüne yol açan ve Esad rejimine bağlı güçlerin sorumlu tutulduğu kimyasal saldırıya Amerika Tomahawk füzeleriyle yanıt verdi. Operasyon 6 yıl önce başlayan iç savaşta Amerika'nın Suriye ordusunu hedef aldığı ilk doğrudan saldırı oldu. Bu saldırının ayrıntılarını Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet, oldukça hareketli bir geceydi. Neler yaşandı ve bundan sonra Suriye'yi neler bekliyor, senden alalım. Merhaba. Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştiğinden bu yana Trump yönetimi üzerine ciddi bir baskı vardı. Kamuoyu baskısı, gazeteciler her yerde buna bir karşılık vermeyecek misiniz diye soruyorlardı saldırı gerçekleştiğinden bu yana. İlk olarak hatırlanacağı üzere Trump yönetimi şunu söyledi. Dedi ki Suriye'de bugün gelinen noktanın sorumlusu bir önceki başkan Obama ve Obama yönetimidir. Çünkü örneğin kimyasal silahların kullanılması bizim için kırmızı çizgidir demişti Obama ama o çizgi fersah fersah geçilmesine rağmen hiçbir şey yapmadı. Peki siz ne yapacaksınız sorusuna karşılık olarak da en son Ürdün Kralı Abdullah'la Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Başkan Donald Trump yakında göreceksiniz ne yapacağımızı yanıtını vermişti. İşte dün akşam Amerikan yönetiminin ne yapma kararı aldığını görmüş olduk hep birlikte. 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı Suriye'deki bir hava üssüne. Bu hava üssünün İki gün önce hafta başında gerçekleşen kimyasal saldırının yapıldığı hava üssü oldu. Yani buradan kalkan hava araçlarının, uçakların, helikopterlerin bu kimyasal saldırıyı gerçekleştiğine dair bilgiler vardı. İşte Amerikan güçleri 59 Tomahawk füzesiyle denizden karaya atılan füzeyle bu hava üssünü vurdu. Hava üssünün pisti, yakıt depoları, uçak hangarları, pistte bulunan uçaklar, aynı zamanda mühimmat depoları hedef alındı Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre. Pentagon'un açıklamasında son olarak da şu söylendi. Kimyasal saldırı, masum sivillere yönelik kimyasal saldırı kesinlikle tölere edilemez, mazur görülemez denildi. Benzer şekilde Pentagon'un açıklamasından hemen birkaç dakika önce kameraların karşısına geçen Başkan Donald Trump da Suriye'nin diktatörü Esad olarak isimlendirdi Beşar Esad'ı. Kendi insanlarını kimyasal silahlarla öldürüyor, acı vererek öldürüyor dedi. Ve tüm uluslararası kamuoyunu Esad'a karşı, Suriye'de akan kanı durdurmaya karşı harekete geçmeye davet etti. Aynı zamanda kimyasal silahların kullanılmasının ve yaygınlaşmasının Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit eden bir konu olduğunu, dolayısıyla Amerikan yönetiminin asla buna izin veremeyeceğini, bu sebeplere kendisinin kimyasal saldırının gerçekleştiği hava üssünün vurulması emrini verdiğini söyledi Başkan Donald Trump. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson bir açıklama yaptı. Tillerson bu saldırıyla ilgili olarak Moskova ile görüşülmediğini söyledi. Moskova ile görüşülmedi ama Pentagon'un açıklamasında askeri kanalları vasıtasıyla Rusya'ya bilgi verildiği duyuruldu. Neden? Çünkü Rusya'nın da savaş uçakları var bölgede. Rusya'nın da askerleri var. Dolayısıyla daha önce hem koalisyon gücü uçaklarının bölgede operasyona katılan Amerikan gücü uçaklarının ve Rus uçaklarının Suriye üzerinde havada karşı karşıya tehlikeli şekilde gelmemesi için hatırlanacağı üzere Pentagon'la Rus Savunma Bakanlığı arasında bir iletişim kanalı kurulmuştu. İşte bu kanal üzerinden Rusya'ya haber verildi. Ancak bu sabah saatlerinde öğreniyoruz ki bu kanal kapandı. Artık Rusya'dan çok sert tepkiler var. Rusya Başbakanı Medvedev Amerika ile Rusya'nın çatışma noktasına kadar geldiğini söyledi. Şimdi burada önemli nokta Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın önümüzdeki hafta yapacağı ziyaret. Bu ziyarette muhtemelen hem bu Amerika'nın düzenlediği operasyonun etkileri konuşulacak, hem de uzunca bir süredir Beyaz Saray'da Başkan Trump'ın önünde bekleyen Suriye operasyonuna ilişkin detaylar muhtemelen konuşulacaktır. Ve o toplantının ardından, yani önümüzdeki hafta Tillerson'ın Moskova ziyaretinin ardından muhtemelen bundan sonra atılacak olan adımlara ilişkin daha net bilgiler de edinmiş olabileceğiz. Mehmet Sümer, ABD'nin Suriye rejimine ait askeri üste düzenlediği hava saldırısının ayrıntılarını aktardı. Teşekkür ediyoruz Mehmet. Durağımız New York. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusundaki pasif tavrı eleştiri oklarının hedefi olurken ABD'nin hava saldırılarıyla Esad rejiminin başka insanlık suçları işleme konusundaki hareket alanını kısıtladığı değerlendirmeleri yapılıyor. New York stüdyomuzda Aslı Pelit bizimle. Aslı, tüm bu gelişmeler ışığında Birleşmiş Milletler cephesinde neler oluyor?
Birleşmiş Milletler oldukça gergin bir toplantıdaydı diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe akşamı 3 ayrı tasarıyı kapalı oturumda görüşmüştü. Toplantı başlamadan önce İsveç'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Olaf Skog, tasarıların görüşüleceği toplantı öncesine savaşa hazırlanıyoruz gibi bir yorum yapmıştı ve bu da oldukça dikkat çekmişti. Batılı ülkeler tarafından kimyasal saldırının kınandığı tasarıda kimyasal silahların yasaklanması örgütü, kısaca OPCW ile Birleşmiş Milletler'in ortak soruşturma misyonu CİM bu saldırıyı soruşturması ve Esad rejiminden CİM'e 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini, o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesini, ayrıca soruşturma ekibinin de askeri tesiste inceleme yapması istenmişti. Rusya'nın tasarısı ise Rusya saldırıyı kınamadı fakat uluslararası soruşturma ekibine sadece Anseum ve civarına giriş için izin verilmesini istemişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dışında 10 seçilmiş ülke tarafından da konseye sunulan 3. bir tasarı konuşuldu. Kimyasal saldırılar kınandı ancak Esad rejiminden CİM'e 4 Nisan'daki hava operasyonuyla ilgili tüm uçuş bilgilerinin ve o gün görevde olan tüm komuta kademesinin de listesinin verilmesini istenmişti. Oldukça gergin geçen toplantının ardından üzerinde uzlaşılan tasarının oylamaya sunulması bekleniyordu Perşembe akşamı. Fakat bu konuda uzlaşmaya varılamadı ve bu oylamanın yapılmamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin daimi temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eylemde bulunma konusunda yine başarısız olursa bizzat harekete geçmek zorunda kalabiliriz demişti. Nitekim Başkan Trump'ın kararı da bu yönde oldu. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıya girmek üzere, önümüzdeki saatlerde de bu toplantının sonuçlarını aktarmaya devam edeceğiz New York'tan. Aslı, tüm bu yaşananların bir de ekonomik boyutu var. Piyasalara nasıl yansıdı bu saldırı? Evet, ABD'nin sabaha karşı yaptığı bu saldırı ya piyasalar birazcık değişik bir aslında reaksiyon verdiler. Dolar 3 haftanın en yüksek seviyesinde işlem gördü. En önemli para birimleri karşısında petrol fiyatları ise geçtiğimiz ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. ABD doları Türkiye'de güne 3.71 seviyesinde başladı. Bu civarda dalgalandı ve 3.74'e kadar yükseldi. Böylece doların Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı %1'e yükselmiş oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise Suriye saldırısına bağlantılı diyebiliriz direkt olarak. Çünkü İran ve Rusya gibi petrol fiyatlarının kontrol eden iki ülkenin bu durumdan duyduğu endişe petrol fiyatlarının yükselmesine sebep olacak. Şu anda %2'lik bir artış söz konusu sabahtan bu yana, 52.30'dan işlem görüyor ham petrolün barili. New York'ta piyasalar sabah saatlerinde düşüşleri toparladı. Ayrıca piyasalarda sakin birkaç gün geçirdik. Ne de olsa Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı ile olan görüşmesinin sonuçlarını da bekliyordu piyasalar. Ayrıca bugün Mart ayı istihdam raporu da geldi ve çok önemli bir gelişme. İşsizlik raporu son 10 yılın en düşük seviyesinde %4.5 civarında açıklandı bu sabah. Bu da Başkan Trump'ın ekonomik planlarının doğru yolda gidip gitmediğinin göstergesi olarak algılanacak. Piyasalarda oldukça sakin bir dönem bekleniyor. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren çeyrek raporlarının açıklanması tabii ki de önemli bir gelişme olarak yansıyacak. Aslı Pelit New York'tan son gelişmeleri aktardı. Teşekkürler Aslı. Sırada Amerikan basınında öne çıkan haberlerin özetleri var. Ege Cansu Saçıkara bugünkü gazetelerin ana başlıklarını özetleyecek. Seni dinliyoruz Ege. Özlem, Amerika'daki tüm büyük gazeteler bugün Amerika'nın İdlib'deki kimyasal saldırı sonrasında Amerika'nın Suriye'ye Tomahawk füzeleriyle müdahale etmesine ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika ziyaretine geniş yer ayırıyor. New York Times, Başkan Trump'ın Esad'a uyarısı olarak nitelediği füzeli müdahalenin kimyasal saldırının başlatıldığı üssü hedef aldığını yazmış. Habere göre Trump,
Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden yaptığı açıklamada müdahale kararı vermesinde uluslararası toplumun şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa kayıtsız kalmasının rol oynadığını dile getirdi. Times ayrıca Rusya'nın tepkisine de yer vermiş. Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Amerika'nın El Şeyrat üssüne 59 adet Tomahawk füzesi atmasının zaten sorunlu olan Amerika-Rusya ilişkilerine yeni bir darbe indirdiğini söyledi. Saldırının uluslararası terörle mücadele adına hiçbir başarı sağlamadığını söyleyen Peskov, tam tersine teröre karşı uluslararası bir koalisyon cephesi oluşturmanın şimdi çok daha zor olacağını söyledi. Times, Trump'ın çok kısa süre içinde müdahale kararı almasının birçok çevreyi şaşırttığını yazıyor. Trump yönetiminden gündüz yapılan açıklamalarda askeri seçeneğin ele alındığı belirtilmişti. New York Times'e göre akşam hemen müdahaleye geçilmesinin amacı ise azami sürpriz etkisi yaratmak ve askeri müdahaleleri ince eleyip sık dokuyarak tartışan Obama yönetimiyle ciddi bir tezat oluşturmak. New York Times, Beyaz Saray'ın ilk kez Esad'a karşı askeri güç kullanma talimatı verdiğini de hatırlatıyor. Times, Salı günü Moskova'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Esad hükümetinin kimyasal silah saldırılarına son vermesi için Rusya'nın ağırlığını koyması gerektiği mesajını götüreceğini de yazmış. Washington Post'ta Başkan Trump'ın Suriye müdahalesi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika ziyaretine yer ayırmış. Post, Çin-Amerika ilişkilerinde son derece önemli rol oynayacak olan bu ziyaretin Amerika'nın Suriye'ye füzeli müdahalesiyle farklı bir boyuta büründüğü yorumunda bulunuyor. Post, Trump ve Xi'nin akşam yemeği üzerine dondurma yerken ve bir yandan da gündemdeki konuları konuştuğunu ve Amerika'nın Suriye'ye füze fırlattığını yazmış. Washington Post, füzeli müdahalenin zamanlamasının dikkat çekici olduğunu da belirtmiş. Çünkü Trump-Xi zirvesi Uzak Doğu'ya ciddi bir belirsizliğin hakim olduğu bir ortamda gerçekleşti. Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri, Amerika-Çin ticari ilişkilerinin yeniden müzakere edilmesi, Tayvan ve Güney Çin Denizi meseleleri iki liderin gündem maddeleri arasındaydı. Şimdi buna bir de Suriye eklendi. Post, Xi'nin bu gibi sürprizlerden hoşlanmadığını da yazmış. Post'a göre kimi uzmanlar Trump'ın Suriye müdahalesiyle Çin'e bir mesaj gönderdiği görüşünde. Trump, Çin'e Kuzey Kore konusunda beni askeri seçeneğe başvurmak zorunda bırakma, bu Kore Yarımadası'nda savaş anlamına gelir mesajı verdi. Post, Trump'ın Obama'nın cesaret edemediği her şeyi yapmaya hazır olduğu mesajını da verdiği yorumunda bulunmuş. Evet Özlem, Washington'un gündemi yoğun, basına yansıyanları aktarmaya çalıştık. Söz yeniden sende. Teşekkürler Ege. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Başkan Donald Trump dünkü füze saldırısını başlatmadan önce İdlib'deki kimyasal silah saldırısından dolayı Suriye'yi suçlamış ve birçok çizgi aşıldı diye konuşmuştu. Ölü ve yaralılardan elde edilen bulgular yalnızca saldırıda kullanılan kimyasal maddelerin ne olabileceğine değil, aynı zamanda bu maddeleri kimin kullanmış olabileceğine yönelik de önemli ipuçları veriyor. Amerika'nın Sesinden Mehmet Sümer, Suriye'deki durumla ilgili çalışmalar yürüten ve bu konuda Birleşmiş Milletler'de konuşmalar yapan New Yorklu uzman Dr. Enis Parol'la görüştü. Öncelikle bu söyleşi için size çok teşekkür etmek istiyorum. Dr. Sparrow, eminim Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin fotoğraf ve videoları görmüşsünüzdür. Hepsi gerçekten çok rahatsız edici görüntüler. Siz bir uzman olarak bu saldırı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Hangi kimyasal maddeler kullanılmış olabilir? Bunun çeşitli kimyasalların karışımından oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu son 10 gün içinde gerçekleşen 3. saldırı. Biri pazar günü yapılmıştı, bir diğeri geçen hafta perşembe günü hastanelere yapıldı ve son olarak da bu saldırı var. Bunun sarin gazı ya da bir başka sinir gazı ile yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Bunlar parasinüs ya da klor benzeri gazlar olabilir. Esad yönetiminin bu ve benzeri kimyasalları bir araya getirerek yeni ölümcül bir karışım ve kimyasal silah üretmiş olma ihtimali yüksek. Siz bölgeye defalarca gittiniz ve birçok çalışma yaptınız. Bölgedeki hastanelerin bu tarz saldırılara müdahale edebilecek yeterli, uygun ilaç ve tıbbi malzemeye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle sahip değiller. Bunlarla mücadele etmek oradakiler için gerçekten çok zor.
Çünkü bizler burada, yani Batı'da ya da dünyanın başka bir yerinde insanların her gün ölümüne neden olan bu hain kimyasal saldırıları durdurmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Oradaki doktorlarda sadece atrofin var. Atrofin nabzı arttırır ve sadece mevcut durumu muhafaza etmeye yarar. Yani herhangi bir kimyasal saldırının antikoru olarak kullanılmaz. Bu gibi durumlarda oksijen ya da havalandırma benzeri yöntemler kullanılmalıdır. Ayrıca gerçekleşen kimyasal saldırıdan hemen kısa bir süre sonra da gördüğümüz üzere hayatta kalanlara yardımcı olmaya, tedavi etmeye çalışan hastaneler de kasten bombalanıyor. Bu sebeple imkanları olsa bile birçok insan bu tarz durumlarda hastanelere gitmeye de korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki hastaneler de hedef alınıyor. Daha geçen hafta Doktor Derviş yine Han Şeyhun bölgesine çok yakın olan bir hastanenin bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Amerika ve uluslararası kurumlar bu saldırıyla ilgili olarak Esad rejimini suçluyorlar. Ancak diğer yandan biliyoruz ki Esad, Kimyasal Silahları Önleme Kurumu OPCW ile işbirliği yaptı ve elindeki kimyasal silahları teslim etti. Esad da bu saldırılardan muhalif grupları sorumlu tutuyor. Burada iki sorum var size. Bu noktada Esad halen daha kimyasal silahlara sahip ve bunları kullanıyor olabilir mi? Eğer bunu yapan Esad değilse bir başka grubun bu ölçüde bir kimyasal saldırı gerçekleştirme imkanı var mı? Yani eğer Esad haklıysa, o yapmıyorsa terör örgütleri bu kimyasal silahları nereden temin edebilir? Kimyasal silaha dönüştürülebilecek kimyasal maddeleri piyasada bulup satın almak bu kadar kolay olabilir mi? The Assad family has been refining the use of chemical weapons for several decades. Esad ailesi onlarca yıldır kimyasal silahları kullanıyor ve üretiyor. 80'li yıllardan bu yana kimyasal silah üretmekte kullanılan maddeleri Avrupalı devletlerin ya da Rusların desteğiyle elde ediyorlar. Örneğin Almanya bu maddeleri Suriye'ye 2006 yılına kadar satmaya devam etti. İngiltere'de sarin gazı üretiminde kullanılan maddeleri 2006-2010 yılları arasında Esad'a satmayı sürdürdü. Dolayısıyla Suriye bu maddeleri elde etmekte hiçbir zaman sıkıntı yaşamadı ve bunları satın almaya yıllarca devam etti. Esad elindeki stokların bir kısmını Ruslara ya da kimyasal silahları önleme örgütüne teslim etmiş olsa da kesinlikle tamamını vermedi. Bununla birlikte bazı kimyasalları elde etmek ya da üretmek son derece basit. Örneğin klor. Kloru sıradan bir pazardan alacağınız maddelerle bile üretebilirsiniz. Ayrıca yasal olarak da bu maddeleri ithal edebilirsiniz. Çünkü bunlar hastanelerde, ilaç üretiminde ve hatta suların arındırılmasında kullanılan maddeler. Ayrıca bunları üretmesi de son derece ucuz. Bu şekilde insanları topluca öldürmek, onlara saldırmak yüksek bir maliyet de yaratmıyor. Muhalif gruplar bu saldırıyı yapmış olabilirler mi sorusuna gelecek olursak, hayır yapmış olamazlar. Han Şeyhun tamamen sivillerin yaşadığı bir kasaba. Tamamen sivillerden oluşan bir kasaba, bir askeri üs yok. Bu şekilde bir kimyasal silahı üretebilecek tesisleri yok ve bu şekilde bir saldırıyı yapabilecekleri imkanları yok. Çünkü bu tarz bir saldırıyı böylesine etkili şekilde yapabilmek için bunun havadan yapılması gerekir. Yerden bu şekilde bir kimyasal saldırı gerçekleştirmek çok zordur. Sarin ve bu tarz zehirli gazlar havadan ağırlardır. Dolayısıyla bu parçacıklar havada tutunamaz ve yere inerler. Hava saldırıları başladığında insanlar bombalardan korunabilmek için sığınaklara ya da bodrum katlarına iniyorlar. Ama bu tarz saldırılarda olunabilecek en kötü yer buralardır. Geçen sabah 5 kişilik bir aile maalesef evlerinin yakınlarında sığınak olarak kullandıkları yer altındaki bir mağarada ölü olarak bulundu ki kendilerini saldırıdan korumak için oraya girmişlerdi. Doktor Sporov, 2 yıl önce Birleşmiş Milletler Suriye'deki kimyasal saldırılarla ilgili bir soruşturma başlatmıştı ve sanırım siz de o soruşturmada görev almıştınız. Bu soruşturmanın sonuçları ne oldu? After the 2013 attack in Eastern Ghouta, which killed about 1,100 civilians. Doğrudan o soruşturmada görev almadım ama geçen sene Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir oturumda görev aldım ve konuştum. 2013'te Suriye'de gerçekleşen ve 1200 kişinin öldüğü saldırıdan sonra Kimyasal Silahları Önleme Örgütü de bunun kimyasal silahlar ile yapılmış bir saldırı olduğunu doğruladı ama saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğini tespit edemedi. 2014 ve 2015 yıllarındaki klor gazı ile yapılan saldırılar sonrası ben İdlib'de görev yapan bazı diğer doktor meslektaşlarımla birlikte Amerikan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'na bu saldırılarla ilgili kanıtları sunmuştum. Sunduğumuz deliller sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu saldırılarda
klor gazı kullanıldığına dair şüphe bırakmayacak nitelikteydi. Bu delillerin bir kısmı ayrıca yetkili birimlerin incelemesi için ilgili kurumlara da gönderilmişti. Sorunuzun cevabına gelecek olursak, Birleşmiş Milletler tarafından yıl sonunda hazırlanan raporda en az 3 kimyasal saldırı gerçekleştirildiğine ve klor gazı kullanıldığına dikkat çekildi ve bu saldırıların ikisini Esad yönetiminin yaptığı, birinin ise yerde patlayan bir bombadan kaynaklandığı, bunun da IŞİD güçlerince düzenlendiği bildirildi. Esad elindeki tüm kimyasal silahları teslim etmiş olsa dahi hali hazırda bunları nasıl yeniden üretebileceği bilgisine sahip. Dolayısıyla yeniden kimyasal silah üretimi yapılıp yapılmadığını kontrol etmek mümkün mü? Bunu nasıl takip edebiliyoruz? Kimyasal silah saldırıları savaşın küçük bir parçası ama en korkunç taraflarından biri. Çünkü sarin gazı tarafından ciğerleriniz felç oluyor, nefes alamıyorsunuz ya da klor soluduğunuzda benzer şekilde ciğerleriniz tahrip oluyor. Bunlar gerçekten çok acı veren ölümler. Ama savaş suçu olan daha başka birçok şekilde de insanlar ölüyor. Vakum bombaları, yangın bombaları, lav silahları, hastaneleri vurmak, doğrudan sivilleri hedef almak, bunların hepsi birer savaş suçu. Bu noktada bunları tek tek takip edebilmek zor. Burada yapılması gereken Esad'ın savaş suçu işlediğinin kabul edilmesi ve savaş suçlusu ilan edilmesi. Bunun nasıl yapılacağını konuşmamız gerekiyor. Bunun dışındaki hiçbir şey ne bölgedeki çocuklara ve sivillere ne de doktorlara yardımcı oluyor. Orada her gün siviller ölmeye devam ediyor. Dr. Spar, thank you so much. Pleasure. Thank you. Rakka bölgesinde Fırat Nehri yakınlarındaki Tapka Barajı'na verilen zararla ilgili çelişkili bilgiler geliyor. IŞİD militanlarının yok etmekle tehdit ettiği barajın bulunduğu bölge Rakka yolunda önemli bir güzergah. Böyle bir durum bölgedeki binlerce kişinin hayatını tehlikeye sokabilir. Tapka Barajı geçtiğimiz günlerde IŞİD militanlarının ateşine maruz kaldı. Suriyeli mühendisler 4 kilometre uzunluğundaki baraja gerekli onarımları yapmak için gitti ama geri dönmek zorunda kaldı. Ancak mühendisler baraja yönelik su baskısını azaltmak için bir su yolu oluşturmayı başardılar. Amerika'nın desteklediği koalisyonsa barajın tehlikede olduğunu reddediyor. Buna karşılık IŞİD militanları barajın yıkılmak üzere olduğunu iddia ediyor. Uzmanlara göre ise bu zaman kazanma taktiği olabilir. Bu son 6-7 ayda öngörülüyordu. Suriye rejimi bunun operasyonlarını erteletecek taktik olarak kullanılabileceğini söylüyordu. Tapka 2014'ten bu yana IŞİD'in elinde ve üst düzey örgüt komutanlarının orada konuşlandığı düşünülüyor. Kasaba Rakka'ya yaklaşan Amerika desteğindeki Suriye demokratik güçlerinin hedefinde. Barajın çevresindeki kasabalarda yaşayanlar IŞİD'in barajı havaya uçurmaya çalışabileceğini söylüyor. Baraj konusunda gerçekten korkuyoruz. Birçokları buraya geldi ve IŞİD'in barajı havaya uçuracağını söyledi. Eğer havaya uçururlarsa suyumuz olmaz. Susuzluktan ölürüz. Bu da ölüm demek. Barajın IŞİD tarafından havaya uçurulması, ana yol üzerindeki kasaba ve kentlerin su altında kalması demek. Belki son bir hamle olarak yapabilirler ama şu anda böyle bir şey yapacaklarına dair belirti yok. Ayrıca koalisyon hava saldırıları büyük bir tehdit ve havadaki koordinasyon son aylarda hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Suriye demokratik güçleri Rakka'ya nihai harekatın önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtiyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Uzay, öldürücü seviyede radyasyon içeren tehlikeli bir ortam. Dünyanın atmosferi ve manyetik alanları bizi radyoaktif gama ışınlarının öldürücü etkilerinden koruyor. Nükleer patlama gibi durumlarda ortaya çıkan yoğun miktardaki radyasyondan korunmanın tek yolu ise en az 1 metre kalınlığında beton ya da kurşun duvarların arasına gizlenmek. Ancak hafif bir malzemeden üretilen esnek bir yelek gama ışınlarına karşı oldukça etkili. Yeni ürün Ay'a, Mars'a ve ötesine uzanmayı planlayan astronotları radyasyondan koruyabilir. Uzay boşluğu kaynağı güneş ve ötesi olan kozmik ışınlarla gama ışınlarının yaydığı radyasyonla dolu. Mars ve Ay'ın ince atmosferleri ise geleceğin uzay yolcularını radyasyondan korumayacak. Bu nedenle radyasyon kalkanı kurmak
gezegenlere insan yerleştirme planları için çok önemli. İsrail şirketi Stemrad, Astrorad Radyasyon Kalkanı adlı bir ürün geliştirdi. Mars yüzeyinde yürüyecekler için de, olası bir nükleer faaliyetten sağ kurtulanlar için de en iyi radyasyon korumasını sunuyoruz. Yelek özellikle kök hücre gibi insan bedeninde hayati önem taşıyan hücreleri radyasyondan koruyor. 2018'de NASA'nın Orion uzay aracı ayın etrafında deneme turuna çıktığında bu yelek de test edilecek. Üretici firmaya göre yelek, Orion'un içindeki güvenli oda ile aynı korumayı sağlayacak. Simülasyonlar yeleğin işe yaradığını gösteriyor. Ancak %100 emin olmak için ürünü NASA'nın Orion aracıyla uzaya göndereceğiz. Yelek çok küçük, hafif ve esnek peteksi yapılardan oluşuyor. Her yeleğin kişiye özel olarak üretilmesi söz konusu. NASA'nın 2030'lu yıllarda Mars'a insan gönderme planlarının bir parçası olduğu için bu yelek büyük önem taşıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Avustralyalı bilim adamı Michael Nielsen, ilk yardım ekiplerinin inmeyi daha iyi teşhis ve tedavisi için geliştirdiği bir cihazı ambulansa taşıyor. Bu, beyindeki kanama şekillerini mikrodalgalarla belirleyebilen bir kask. Avustralyalı bilim adamı Michael Nielsen, ilk yardım ekiplerinin inmeyi daha iyi teşhis ve tedavisi için geliştirdiği bir cihazı ambulansa taşıyor. Bu, beyindeki kanama şekillerini mikrodalgalarla belirleyebilen bir kask. It's essential to know. İnmenin nedeninin kanama mı yoksa pıhtı mı olduğunu bilmek çok önemli. Zira hastalar ona göre pıhtıyla ya da pıhtı sökücüyle tedavi edilir. Eğer inmenin nedeni pıhtı atmasıysa hızlı müdahale mümkün. Ancak kan kaybı veya iç kanamada sağlık görevlilerinin farklı hareket etmesi gerekiyor. Dünyanın her yerindeki ambulanslara yerleştirilmesi mümkün olan bir cihaz. Yani geleceğe iyi bir yatırım. İnme kaskı önce New South Wales acil servislerinde test edilecek, sonra da 2018'de ambulanslara yerleştirilecek. Haftanın son yayınını da böylece tamamlıyoruz. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya yine Amerika ve dünya gündeminin öne çıkan maddeleriyle Washington'dan karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.